Çiftçi TV ekranlarından herkese merhaba. Derdimiz Fındık'ta bu hafta Sakarya Karasu'da Sarıcı Ali mevkindeyiz. Azizye Mahallesi'ne bağlı Sarıcı Ali mevkindeyiz. Değerli izleyenler. Yanında da çok değerli bir çiftçimiz var. Kendisiyle uzun uzun konuşacağız. Çünkü olayımız şu, hatta bu bölümün başlangıcı şu olacak. Karasu'daki en iyi fındık bahçelerinin, yani ilk üçe bile koyabilirim, hatta benim 3 yıl boyunca Karasu'da gördüğüm en iyi fındık bahçesi. Hem lokasyon, hem verim anlamında, hem dikim anlamında mükemmel bir bahçe. Çiftçimiz olağanüstü bir iş yapmış burada. Bu olayı ekranlara getirmek istedik. Uzun uzun konuşacağız çünkü göstereceğiz. İnanılmaz muntazam bir dikim var. Sanki böyle yurt dışındaki böyle hep böyle gösterirler ya, işte en iyi fındıklık işte oralarda var, buralarda var dediğimiz. Aslında hayır kardeşim, en iyi fındıklık Türkiye'de de var. Bakınca oluyor, isteyince oluyor, yapınca oluyor diyebiliriz. Kendisiyle bir tanışalım. Bize şu bahçenin hikayesini bir anlatsın değerli izleyenler. Siz de bir öğrenin. Evet Kadir abicim, merhaba diyelim. Merhaba. İsmim Kadir. Kadir Ekşi. Azize Mahallesi'nde ikamet ediyoruz. Bahçemiz Sarıcalı mevkiinde. 25 dönüm. 1000 Ocak. Deniz sava, full deniz sava. 5'e 5 dikim komple. Bahçeyi daha önce babamdan devraldığımızda ocakbaşı 5 kilo fındık alıyorduk. Bakımları biraz daha azdı. Mücadele biraz daha azdı. Şimdi biz aldık, biz ucbudama, ondan sonra ilaçlama, her şeyi birinci sınıf yapmaya çalışıyoruz. Onun faydasını da gördük. Valla Kadir abicim, hızlı da bir giriş oldu. Aynen. İddialı da bir giriş oldu. Aynen. Evet. Ama şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Yani Karasu bölgesinde belki de benim dolaşmadığım fındıklık sayısı çok azdır. Evet. Yakından da tanıyoruz birbirimizi. Aynen, evet. Ama seni canı gönülden tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Çok iyi bir fındıklık. Evet. Değerli izleyicilerimiz de görüyor. Yani ben buradan önüme bakıyorum. Evet. Buradan bir arkama bakıyorum. Sağıma ve soluma bakıyorum. Nereden bakarsam bakayım inanılmaz evet. Bir dikim sistemi var. Evet. Ok gibi, ip gibi bir dikim sistemi var. Sadece şunu söyleyebilirim, o da nazarlık olsun. Hı hı. Ocakların içi birazcık sık, evet. Dal sayımız sık. Evet, ama o da çok fazla böyle göze çarpan bir pozisyonda değil. Evet. Verim anlamında gayet iyi olduğunu zaten sen de bahsettin. Evet. Tabii çoğu bahçede olmayan işlemler de var burada. Evet, evet. Onların detaylarına evet. Gireceğiz. Hı. Ama tabii şunu bir öğrenelim ya Kadir abi. Bu bahçeyi buraya, bu hale nasıl getirdin? Yani ne gibi işlemlerden geçti? Kaç yılını aldı? Evet. Bunu bir duyalım senden. Bu bahçeyi devralı 5 sene oldu. Daha önce babam bakıyordu bahçeye. O zaman ilaçlama şeyi biraz daha azdı. O zaman ocakbaşı 5 kilo alıyorduk. Yani 5 ton gibi bir fındık alıyorduk buradan. Ondan sonra biraz çok sıktı ve dallar yukarı doğru çıkıyordu. Yatmıyordu sağa sola. Biz önce kesimden başladık. Biraz açtık ocakların içini. Sonra ucubudamaya döndük. Ucubudamayla beraber sürgün verdirmeye çalıştık. O sürgünlerden de istediğimiz fındığı aldık Allah'a şükür. Bu sene çok güzel bir fındık aldık. Örnek bir bahçe olarak yani çok güzel fındık aldık. Çok güzel şey oldu yani. Abi verim mükemmel. Evet. Peki şimdi sadece bu ilaçlamayla veya işte sadece bir budamayla olacak şeyler değil. Yani zamanında bir... zamanı doğru müdahale yaptık. Yani fındık bittikten sonra ilk önce yaprak fındık yani fındığa çıktığında da yorgun çıkıyor ya. Yaprak gübresinden başladık. Ondan sonra... Bir beyaz mayıs böceği sıkıntımız vardı. Bazı ocaklarımız yine ondan bayağı sıkıntı yaşadık. Hı hı. Şişlemeyle beraber ocakların etrafını, onun mücadelesini verdik. Ondan sonra zamanında yine dediğim gibi ucbudamayı yaptık. Dal kesimini yaptık. Temizledik. Şimdi kışlık gübremizi atacağız. Ondan sonra bordo bulamacımızı atacağız. Böyle devam edeceğiz şeyimize. Evet. Şimdi bordo bulamacı demişken geçtiğimiz haftalarda yine biz bir bölümde çekmiştik. Evet. Hani uygulamalı bordo bulamacı nasıl olur vesaire diye. Artık yeni yıla doğru da girdik. Evet. Yeni yılın ilk haftalarındayız. Evet. Şimdi artık fındıkta tozlanma da aktif hale geldiği için bordo bulamacını bir tık daha geçmiş olabiliriz. Aynen. Ama Kadir abinin burada, çünkü Kadir abi yenilikleri seven, uygulamayı seven bir çiftçi. Farklı bir ürün var. O da yine ülkemiz topraklarında çıkan. Yine bizim kanalımızda da yine ekranlarda gördüğünüz yeni bir bor teknolojisi var. Bor ürünleri var. Bunu fındıkta kullanacak ve deneyeceğiz. Çünkü dalların üzerinde var olan bir ince bir likenleşmeler var. Evet. Onları da temizlemek istiyor. O uygulamayı yapacak ama tabii o uygulama için en az bir uygulama yaptıktan sonra bir 2-3 gün boyunca yağmur yağmaması gerekiyor. Evet. İklimi takip ederek yapmak gerekiyor ama işte bugün yapıyorsa ki yani şu anda iklim güzel, hani hava güzel bugün ama yarın yağışlı gösteriyor. Evet, o nedenle uygulamayı yapmıyor. Yani iklimi takip ederek o uygulamayı da devam ettirecek. Onun da yine detaylarına gireriz. Yani bordo bulamacından ziyade onu daha çok uygulayarak yapacak. Çünkü
Bizler de Kadir abiyle hep istişare halinde bu işleri takip ediyoruz ki kendisi, bakın değerli izleyenler, hep bir örnek bir çiftçi. Direkt toprak analizini yaptırdı. Evet. Onun ihtiyacına göre mücadelesini yapıyor. Kışlık gübresini atacak, yazlık gübresi belli, üst gübresi belli, evet, yapraktan vereceği işler belli. Buna göre bir işlemi yapacak. Tabii ben bu bahçeye girdiğim zaman ya dedim ki acaba biz Samsun'da falan mıyım diye düşündüm. Sebeplerinden bir tanesi de şu. Dedik ki hani nereden bakarsak bakalım ip gibi, ok gibi dikilmiş veya sıraya dikilmiş. Biliyorsunuz artık Samsun ilimiz son yıllarda üretimin oldukça artıran bir ilimiz. Yani fındık veriminde hem yetiştiricilik anlamında, evet, yani Sakarya'da 100 bin ton civarında fındık oluyor ama bir Samsun'a baktığımızda artık bu miktarlar 135-140 bin tonları falan geçti. Evet. Artık ya yani bütün ovalar bile fındık oldu ve yine aynı şekilde dümdüz, yani bu arazideki gibi dümdüz bir şekilde dikim var. Hatta burada bütün işçilik, mekanizasyon, yapacağınız ilaçlama, gübreleme de her türlü bir avantaj da size sağlıyor. Kadir abi de bunun nimetlerinden faydalanan birisi. Onlara da gireceğiz ama Kadir abi, ben burada farklı bir uygulama daha görüyorum. Burak'tan da rica edelim. Yani ocakların içinde bir toprak doldurma işlemi var. Bu işlem neden yapıldı? Çünkü biz bunu hep sosyal medyadan da görüyoruz. Yani bu tarz bir işlemi neden tercih ettin? Biz fındığı üfreye topluyoruz, üfreye olarak topluyoruz. Fındığın kökleri dışarı çıktı biraz ve 10 yıldan beri hiç kazılmamıştı etrafı. Sürekli ortaları pırpır yapıp orası biraz şey kalmıştı. Çukur kalmıştı. Orayı kazarak, yükselterek ocağa ortasındaki o şeyleri hem ilaçlama yapalım. İlk önce ilaçlamamızı yaptık. Daha sonra da kazarak ortasını doldurduk. Yani şey olmasın diye, dışarı kalmasın diye. Çünkü öbür türlü sıcak, soğuk şeye maruz kalıyor kökler. Tabii. Bu da şey, uçkurs olarak bize geri dönüyor. Onun için böyle bir uygulama yaptık bu sene. İnşallah faydasını görürüz. Umarım ki, bence de faydasını göreceksin. Evet. Çünkü hem kök çürüklüğünü engellemek, evet, hem evet, mantar hastalıkları, evet, engellemek adına, hı-hı, hem de artık biliyorsunuz hani bahçemiz her ne kadar verim yüksek olsa da yıldan yıla artık yaşını alarak devam ediyor. Evet, evet, bu noktada da hani oradaki köklerin kütükleşmesini engellemek, evet, adına yapılan bir mücadele, evet, yöntemi gibi düşünebiliriz. Tabii burada ekstra bir işçilik söz konusu, evet, sadece. Tabii, başka tabii, bir şey, evet, değil. Evet, evet. Kazmayla. Umarım ki bunun faydasını kat ve kat görecektir diyelim. İnşallah. Kadir abicim, şöyle bir yürüyelim. Yürüyerek de bir bakalım. Evet. Hani bir değerlendirelim. Evet. Şimdi dedik ki yeni yıla doğru girdik. Tabii konuyu ben farklı bir yere daha çekmek istiyorum. Evet. Şimdi dedi ki bahçemiz hep kapama, deli sabah fındığı dedik. Evet. Ama fındıkçılarımız hep şunu merak ediyor. Ya işte fındıkta tozlanma ve döllenme biyolojisi diye bir şey var. Yani evet, fındık çiftçilerimiz fındığın hangi aylarda tozlandığını, hangi aylarda döllendiğini veya hangi çeşidin hangi çeşidi tozladığı ile ilgili çok fazla bilgi sahibi değil. Hani tabii bunu hep şimdi geçmişten şöyle bir söz vardır. Derler ki, sen de hani babandan kesin duymuşsundur, evet, bunu. Ya bahçe dedin 40 harman olacak, evet, evet, gibi bir söylem, evet, vardır. Şimdi şöyle tabii, ya bahçenin tamamıyla 40 harman olup olmadığını, tabii orasına ilgili bir şey söyleyemeyeceğim ama uygun yetiştireceğimiz çeşide karşılık iyi bir tozlayıcının muhakkak, evet, olması, evet, gerekiyor. Çünkü artık Ocak ayındayız, yeni yıldayız ve fındıkta tozlanma artık başladı diyebiliriz. Evet, karanfiller de açacak. Evet. Tabii fındıktaki en büyük sıkıntı da şu. Erkek ve dişi çiçeklerin aynı zamanda açmıyor olması. Evet. Zaten en büyük problemimiz bu. Evet. Bununla ilgili zaten üniversitelerimiz bir çalışma yapıyor. Yani erkek ve dişi çiçeğin aynı zamanda açtığı ve birbirini daha rahat tozlayabileceği bir çeşit üzerine bir çalışmalar yapıyor. Evet. Çünkü deli sava dediğin fındığının hatta 3-4 tane farklı cinsleri bile, evet, var. Tabii, tabii. Değişiyor, aynen, içerisinde ki bu bahçede de öyledir. Yani, evet, her çeşit aynı değildir diye, evet, düşünüyorum. Çünkü deli sava dedik ama çok daha farklı. Şundan da bahsedelim. Deli sava fındık bu yörede deli sava diye söyleniyor ama aslında bizim namı diğer çakıldak fındığımız. Çakıldak, evet. Gök fındık derler, göv fındık derler. Evet. Daha çok Batı Karadeniz'de aktif olarak bulunan ve son zamanlarda çiftçiler tarafından da tercih edilen bir, evet, çeşidimiz. Çünkü verim açısından, hastalık ve zararlarla mücadele açısından da oldukça iyi bir çeşidimiz. Çiftçilerimiz, evet, bunu tercih ediyor. Verimi yüksek, işte raf ömrü yüksek, kabuğu ince, randımanı iyi, evet, olduğundan dolayı çiftçilerimiz bunu tercih ediyor. Evet. Tabii şimdi diyelim ki Kadir abi gibi bir 25 dönümlük bir çakıldak bahçeniz var, deli zava bahçeniz var. Bunların tozlanma oranları, yani tozlanmasının iyi olabilmesi için bunun için en iyi çeşidimiz tombul fındık. Şimdi tombul fındık deyince yine kafalar karışıyor. Çünkü fındık öyle bir şey ki, ya Giresun'da başka bir ismi var, evet, aynı fındığın. Trabzon'da başka bir, evet, ismi var. Dönüyorsunuz Sakarya'da başka bir ismi var. Gidiyorsunuz Kocaeli'ye, orada bambaşka bir ismi, evet, var.
Tombul fındık, namı diğer Giresun yağlısı. Giresun yağlısı. Yağlı fındık. ABD tescillendi biliyorsunuz. Giresun kalite fındığımız. Lezzet evet. açısından inanılmaz kaliteli. Evet. Verim açısından da güzel olan. Yani Türkiye'mizdeki böyle gurur kaynağımız evet. dediğimiz bir fındık çeşidimiz. Evet. Çakıldak fındığımız varsa muhakkak ve muhakkak Giresun yağlısı fındığımız. Allah verdi ya da foşa dediğimiz çeşitlerimizi bahçede bulundurmamız gerekiyor. Tabii kendi kendine de bir tozlanma olabilir. Yani çakıldak çakıldak gibi ama bunun oranları birazcık düşük oluyor. Tabii şimdi bütün bölgeye baktığımız zaman bir fındık havzası olduğundan evet, dolayı yine bahçede. Rüzgarla yan evet. bahçelerden de gelebilir. Ama bahçemizde var olan yabani fındıkların da muhakkak ve muhakkak bahçemizde olması gerekiyor. Eğer sizin de böyle yabani fındıklarınız varsa bahçeden kesinlikle kesmeyin. Uzaklaştırmayın ki Kadir abi senin bahçende de evet, var. Vardır diye düşünüyorum. Çünkü onun da tozlanmaya da ciddi bir katkısı olacaktır. Şimdi tozlama ve dölleme bülbülüsü dedik. Birazcık da ben hani izleyicilerimize bu konuda birazcık da bilgi vermek istiyorum. Olayımız şu. Fındık artık Aralık ayının 15-20'si gibi başlıyor. Mart ayına kadar bu dönemde bir tozlanma süreci devam ediyor. Yani buradaki bir erkek çiçeğimiz 10 gün boyunca sadece aktif bir şekilde kalmıyor. Yani 2,5-3 ay boyunca o tozlanma süreci devam ediyor. Daha sonra Mart ayından itibaren Haziran'a kadar da sonlarına kadar da o döllenme süreci var. Yani erkek çiçek dediğimiz o püs, kedicik dediğimiz o uzamaya başlıyor. Oradan çıkan tozla beraber açan karanfiller vardır. Biliyorsunuz o kırmızı evet, evet, dişi çiçeklerimizdir evet, onlar. Şimdi. Onların uçları kırmızıdır. O toz oraya rüzgarla beraber gidip orada tozlanıyor. Evet. Bu süreç 2,5-3 ayı bulabiliyor ve daha sonra da döllenme pozisyonuna geçiyor. Evet. Olayımız bu şekilde. En büyük dezavantajımız fındık bahçelerindeki olayımız şu. Bu işin kışın oluyor olması. Evet, yani fındık bitkisi kışın çiçek açan bir bitki. O nedenle de ilkbahar geç donlarıyla da alakalı çok büyük sıkıntılarıyla bu zamana kadar karşılaşmış bir ürün. Hatta şöyledir. 10 yılda bir fındıkta inanılmaz bir don olur. Evet. Yani bu 94, 2004, 2014. Hatta 2014'teki don olayı da seçim gecesiydi. Evet. Hatta sabah uyandık dediler ki Doğu Karadeniz yandı. Yandı, evet. Hatta o yılda fındık fiyatı bayağı bir yukarıya da evet. doğru gitmişti. Allah tekrar yaşatmasın çünkü bu ürün bizim milli sermayemiz. Yerli ve milli böyle tescilli olan bir ürünümüz. Ülkemize en fazla ihraç elde ettiğimiz bir ürünümüz. Çiftçilerimizin gelir kaynağı, iyi bir gelir kaynağı. O nedenle de umarız ki bir daha böyle iklim olaylarıyla karşılaşmayız. Tabii bunun için önlemler var ama. Onu da yine tabii zamanı geldiğinde farklı bir bölümde, farklı bir programda gerçekleştiririz diyelim. Birazcık daha yürüyelim Kadir abi. Çünkü şöyle bakarken böyle solumda bir şey gözüme çarptı. Böyle ocaklar böyle devam ederken arkada bir ocak gitmiş. Evet, bir ocak gitmiş evet. orada. Bilmiyorum dahası var mı ama. Orada bir birazcık da onlara bakalım. Sebebi nedir abi ocağın? O ocağın şeyi mayıs böceği. 3-4 tane ocağımız böyle gitti. Komple kurudu. Mayıs böceği köklerin suyunu çekiyor. Kökü komple bitiriyor ve çektiğin zaman dal geliyor. İşte bu sene onun mücadelesine başladık. Evet. 11. ayda, 10. ayda, 11. ayda başladık. Bir de Mayıs ayında yine devam edeceğiz. 2 sene böyle devam edeceğiz. Öbür ocaklarımızdan etkilenmesin diye. Evet. Böyle 3-4 ocağımız komple gitti. Sıfırlandı yani. Peki daha öncesinden buraya böyle bir taze hayvan gübresi falan evet, kullanmış mıydın? Evet, daha önce kullanmıştık onu. O hayvan gübresi demek ki şeyi çoğalttı. Bize evet. bayağı bir zarar verdi yani. Evet. Şöyle de gösterelim. Yine evet. Burak'tan rica edelim. O da bizim hani gösterirse eğer. Evet. Burada direkt bir ocağımız artık yerinden çıkmış. Yani bunu bir ufak bir şeyle buradan komple kaldırıp buraya yeniden bir fındık köklemesi bir şey evet. yapabilirsin evet. abi. Evet. Hem senin için de iyi olur. Zaten mantarlaşmış, mantar kütükleşmiş. Evet. Şimdi mayıs böceğiyle ilgili de çok ufak bir detay bilgi daha verelim. Çünkü hani bu konuyla ilgili bize de çok yazanlar oluyor. Hani artık daha yapabilir miyiz diye. Şu anda da mayıs böceğinin mücadelesi olmaz. Yani çünkü artık o havaların soğumasıyla beraber artık o larvamız toprak yüzeyine yakın değil. Artık köklere doğru gitti. Bununla ilgili yapacağımız mücadelede artık mayıs ayını bekleyeceğiz. Evet. Önceki yıllarda mayıs ayında hiçbir işlem yapamıyorduk. Çünkü akademik bir çalışma vardı mayıs böceğiyle ilgili. Hani tek mücadelesi böyle 9. 10. aylarda diye hep biz böyle çiftçilerimize anlatıyorduk. Ama Fındık Araştırma Enstitüsü'nün yapmış olduğu bir çalışma vardı. Evet. O çalışma da artık mayıs ayında da toprak yüzeyine yakın olduğunu, ilaçlı mücadele yapılabileceğinden bahsettiler. Bunu da resmi kaynaklarda duyurdular. Hatta bunun eğitimleri de yapıldı. Buradan evet. kendilerine de teşekkür edelim. Çünkü bu tarz yenilikler fındık çiftçileri için oldukça önemli. Tabii, tabii, yenilikleri takip etmek gerekiyor. Çünkü eğer biz bu teknolojiden ve yenilikten geri kalırsak yani bu verimleri yakalamamız mümkün değil. Evet. Mümkün değil. Evet. Olayımız şu. Yani şu anda bu mayıs böceği için bir mücadele yapamayız.
Bunu 9. 10. aylarda ya da Mayıs aylarında toprak altına şişleme yoluyla yapacağız. Orada da şu, ocak başına en az 8 litre ilaçlı su gelecek. Evet. En az 8 litre olacak ilaçlı suyumuz. Toprak altına şişleme aparatları var. Holder'in tankın arkasına bağlıyorsunuz, aparat var. Toprak altına şırınga gibi en az 6-7 evet, noktasına. Bunu yapacaksınız. Bunu ben çok söyledim. Şimdi ocak başına 8 litre suyu nasıl ayarlayacağız diye soranlar da oluyor. Yani şöyle yapabiliriz. Bir 2 litrelik bir peş şişeyi içinizden saniyeyi sayarak 2 litreyi suyu kaç saniye dolduruyor mesela? Evet. 1, 2, 3 diye saydınız 10 saniye dolduruyor. Ocak başı 8 litre vereceksiniz. 4 yerden vereceksiniz evet. diyelim. 2 litreyi 10 saniye doldurdunuz. Her tetiğe bastığınızda, toprak altına bastığınızda içinizden 10'a kadar sayacaksınız, çekeceksiniz. Evet. Bunu 4 defa yaptığınız zaman ocak başına 8 litre ilaçlı su gelmiş olacak. Evet. Bu da şu demek, 400 litrelik bir tankınız olsa bununla 8 litre su verseniz yani bir tankla bir dönüm yeri evet. maksimum ilaçlayabilirsiniz. Zaten olay şu, Mayıs böceği zaten bütün bahçeyi sarmışsa evet. Yani mücadelesi çok zor. Evet. Değerli izleyiciler çok zor. Yani bu bütün bahçeyi sarmışsa artık ilerlemişse bile artık bunu ilaçla kurtarmak bile zor oluyor. Evet. Bu söküme kadar gidebiliyor ki bizi izleyenler bilir, Akçakoca'da bir çiftçimiz vardı. Evet, Mehmet izleniyor. Abimiz kulakları çınlasın. Evet. O mesela taze tavuk gübresi atmıştı. Mayıs böceği sardı mesela. 4-5 yılda bütün bahçemi evet. diyor sökmek zorunda kaldım. Yeniden diktim falan diye bahsetmiştik. Evet. Tabii burada taze hayvan gübresini sen de kullanmışsın. Tabii bunun tek sebebini taze hayvan gübresine bağlamak da doğru değil ama evet. etkisi çok büyük. Sebepleri de şu. Çünkü taze hayvan gübresinin içerisinde biliyorsunuz bütün larva. Diğer böceklerin de larvaları var. Evet. Bir de attığınız yerde toprak yapısını tazeyken çok sıcak yapıyor. Böcekler de Mayıs böceği de kışı geçirmek için o sıcak yeri tercih ediyor. Evet. Toprak altına bırakıyor yumurtalarını. Bu bir süreç, bu devam ediyor. Tabii bunun kompostlanması lazım. Yani beklenmesi değil de, yani şu hep algıyı hep yıkmamız gerekiyor. Her bölümde söylüyorum bunu. Ya işte 2 yıl beklemiş hayvan gübrem var. Hayır abicim yani 2 yıl beklemiş hayvan gübresi tamam. Hani bir şey olur ama hani orada mesela domates, biber, patlıcan yapacağım bahçeye ver. Evet. Karıştır. Dik. Evet. Yani öyle olur ama fındık bahçesinin organik madde ihtiyacını 2 yıl beklemiş bir hayvan gübresiyle karşılamak mümkün değil. Bunu kompostlamak gerekiyor. Bunun yine detaylı bir bölümünü çekmiştik. Yine Çiftçi TV'nin YouTube kanalına girerek evet. oradan Derdimiz Fındık adı altında fındıkta kompost gübre yapımını tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Evet. Güzel de bir program olmuştu. Öğretici de bir program olmuştu. Yani bu şekilde yapmanızı size tavsiye ediyorum. Diyelim ve bir de şuna geçelim. Bahsettik ki toprak analizi yapıyoruz. Evet, evet. Bunun mücadelesini yapıyoruz. Tabii bu mücadele kapsamında yani bitki besleme alanında bu yıl ne gübre satacaksın abicim buraya? Bunun bir planlamasını yaptınız mı? Bu vesairesi. Yaptık. Yani o gübrenin şeyini aldık. Kireç eksikliği vardı. Kireç atacağız. Bir de kışı gübresini gömeceğiz. Onun hepsinin şeyini aldık. Uygulayacağız. Bu hafta uygulayacağız onu. Bu hafta uygulayacaksın evet. onları. Hı-hı. Bir tık geciksek de evet. Tarım kireci için ama yine kullanabiliriz. Evet. Aralarında yine bir mesafe olması lazım. Ama yine bu uygulama yapabiliriz. Ama bunu yine toprağa karıştıracağız değil mi abi? Karıştıracağız. Evet karıştıracağız. Değil mi? Aha, yani buradan da hani şunu da altını çizelim. Şimdi kış ayındayız yani ocak ayındayız. Hı. Artık yani fındığın kışı dirençli bir şekilde geçirmesi için yapacağımız uygulamalar çok önemli. Evet. Yani şimdi burada bahçeye geldik. Kireç atacağız diyelim. Hı. Tarım kirecini kullanacağız. Ocağın etrafına serptik, bıraktık. Bu etkisi çok yok. Doğru bir uygulama değil. Evet, etkisi yok. Yani bunu muhakkak toprağa karıştırmamız biz gerekiyor. Geçen sene kireç kullandık, pırpır yaptık. Bu sene bir analiz yaptık, yine eksik geldi kireç. Bir uygulama daha yapacağız bu sene yine. Zaten toprağın kireç ihtiyacı var burada biraz. Yüksek ihtimal şöyledir. Şimdi Karadeniz bölgesindeyiz. Yağmurlardan dolayı topraklarda çok fazla bir yıkanma oluyor. Evet. O yıkanmadan dolayı da sürekli olarak bir tarım kirecine bir ihtiyaç oluyor. Çünkü fındık için hep dediğimiz bir aralık var 6,5. Evet. O seviyeyi yakalayabilmek için tabii bunu bir yılda yakalamak zor. Çok zor oluyor. Evet. Bunun sebeplerinden bir tanesi de tabii analiz sonucunda bize 300 kilonun üzerinde bir tarım kireci önerisi çıktığı an evet. Biz bunu 2 yıla bölerek uygulamak zorundayız. Yani şöyle değerli izleyenler, diyelim ki analiz raporunuzu elinize aldınız. Çıktı ki size dönümde 350 kilo kireç. Bu şu demek yani bunun 175 ya da 200 kilosunu bu yıl, evet. diğer 175 kilosunu da ikinci yıl kullanacaksınız. Yani 400 kiloyu bir anda fındık bahçesine atayım yok. Yani bu attığınız zaman bu şey demek. Yani ocak başı 8 kilo kireç evet. demek. Yani bu doğru bir uygulama değil. Ya bunu kesinlikle 2 yıla bölerek evet. Uygun bir şekilde vermekte fayda var diyebiliriz. Ve bir de şimdi şöyle yapalım. Kadir abi birazcık likenlerden bahsettik. Onları bir evet. gösterelim. Bir de birkaç erkek çiçeklerimizi gösterelim. Çünkü uzamış bayağı bir. Şöyle bir sallayalım. Birazcık da tozu da çıkacaktır muhakkak. Onları da bir gösterelim. Şu arkamızdaki ocakta. Bakalım hem erkek çiçeklere dökülmemiz var mı?
Bakın birazcık erkek çiçeklerimiz dökülüyor. Bunların sebeplerinden bir tanesi de şu. Bu yıl iklim birazcık kurak geçti. Evet. Bu 2020 yılındaki şeye benziyor. İklime benziyor. Evet. Bilmiyorum hatırlar mısın? Orada da yine böyle Eylül, Ekim, Kasım ayları çok kurak geçmişti. Bu yıl da hep kurak geçti. Evet. Erkek çiçeklerinde orada öyle bir dökülme şeyi var. Ama tabii çok da fazla dökülmesi iyi bir şey değil. Ama erkek çiçek varlığımız çok fazla olduğu için hani ben yine bir tozlanmada senin çok fazla bir problem yaşayacağını düşünmüyorum açıkçası. Evet. Umarız ki de öyle olur. Bir de şuradan birkaç dal eğelim. Bir bakalım. O likenleri gösterelim. Şundan yani şuna eğeyim bak. Şunu çok var. Olur. Birlikte de bir bakalım. Değerlendirelim. Şurada. Mesela şimdi şurada bir likenimiz var. Açılan bir erkek çiçeğimiz var. Evet değerli izleyenler. Likenlerden bahsettiğimiz olay şu. Yani şu sarı likenler. Bakın bunlar bu bitkinin gövdesinde olduğu zaman hani buradaki bir hareketi kısıtlıyor. Bunların temizlenmesi için de bakır sülfat içerikli ya da güllücü bulamacı dediğimiz ya da Kadir abimizin kullanacağı gibi yeni teknolojik ürünler var. Bor teknolojileri var. Bunları kullanarak bu likenleşmelerden kurtulabilirsiniz. Aynı zamanda tabii bunların diğer bir özelliği de mantarı ya da bakteri hastalıklara karşı da bir mücadele etmiş oluyoruz. Şimdi şurada ufak bir şey daha var. Onu da gösterelim. Yine Burak'tan rica edelim. Bakın burada bir kozalak akarımız var. Şimdi diyecek ki bizi izleyenler ya biz bunu ya Nisan'da mücadelesini yapıyoruz. Şimdi kozalak akarı nereden çıktı diye düşünebilirsiniz. Kozalak akarın iki formu var. Hani bir gözle görebildiğimiz bir yani göremediğimiz formları var. Bu ayda bunlar çalışıyor. Şimdi eğer bunlarla mücadele etmezsek bunlar Nisan ayında tekrar şey olacak. Yani aslında şöyle bu bir karanfil olacaktı. Evet. Bir şey olacaktı ama artık kozalak akarı. Eğer bunu buradan almazsak yani buradan mücadelesini yapmazsak bu daha sonra arkaya doğru 2-3 gözlüğü daha kurutarak devam edecek. Böyle bir sıkıntısı var maalesef. Kozalak akarı fındığa has bir zararlı, fındığa özgü bir zararlı. O nedenle mücadele etmekte ciddi fayda var. Kadir abi bırakabilirsin oradan. Ben biraz kurutuyorum biraz abi. Kurutmuş dedim abi. Evet mesela oradan kurutmuş. Bunu da gösterebiliriz bakın. Kozalak akarı burada işini bitirmiş. Bu gözden çıkmış. Arkaya doğru gitmiş zaten. Elle tuttuğunuz an bile çıt çıt geliyor. Evet. Sıkıntısı buradan kaynaklı. Şimdi birazcık da erkek çiçeklerimize bakalım. Bakın şu anda bakın burada bir 4 tane bir erkek çiçeğimiz var. Yani bunlar kedicik püsler. Böyle salladığım zaman birazcık tozu da çıkmaya başlamış, açılmış ama bu birazcık daha uzayacak. Devam edecek, iyice açılacak. Ve daha sonra da burada baktıkın daha karanfiller açmış durumda değil. Buna birazcık daha var. Yani bir 2-3 haftası daha var. Bu tozdan çıkan şey yani yandaysa eğer bu toz bu dişi çiçeğin üzerine gelecek. Yani bu şu anda karanfil mi olacak şey mi olacak ama yüksek ihtimal karanfil. Buraya gelerek tozlama yapacak ve gidecek. Yani bunların dökülmesi eğer sizin de bahçenizde varsa birazcık yani kuraklığın iklimin etkisi. Hatta şurada birazcık daha şeyi var. Bakın şurada daha çok açılmış olanı var. Yani bu tabii değişiyor. Mesela salladığım zaman tozunu görüyor olmanız lazım. Ben buradan görüyorum çünkü. Ciddi bir toz şeyi de var. Tabii daha da artacak yani. Bunlar erkek çiçeklerimiz. Daha sonra da bunlar dişi çiçeklerimizi tozlayarak devam edecek. Tabii bir de tozlamadan bahsetmişken şimdi tombul fındığında tozlayıcıları vardı. Onlardan da birazcık bahsedelim yani Giresun yağlısın. Onun da en iyi tozlayıcıları Allah verdiğiyle foşa çeşitlerimiz değerli izleyenler. Şimdi foşa çeşitlerine bazı yörelerde yomra fındığı da diyorlar. Evet. Ama literatürdeki adı foşadır. Yani yomra diye aslında hatta çoğu hocamız öyle bir çeşidin olduğunu da kabul etmiyor. Diyor ki yani diyor foşa diyor doğal olarak. Bunların da çeşitleri yine Allah verdiğiyle foşadır. Allah verdi çeşidini daha önce hiç duydun mu Kadir abi? Yok ben hiç duymadım. Hiç duymadın değil mi? Şimdi nasıl tarif etsem bilemiyorum ama yani bir internetten bakarak da kendiniz görebilirsiniz Allah verdi çeşidini. O da güzel bir çeşidimiz. İyi bir çeşidimiz. Hani iyi bir tozlayıcı ve iyi verimi de fena olmayan bir çeşidimiz. Yine bahsettik dedik ki Dilisava fındığın Giresun yağlısı yine Allah verdi ve foşa dedik. Bir de bizim Karasu'da veya Akçakoca'da çok yaygın olan sarı fındığımız var. Evet. Aslında sarı yağlı deniyor ama bunun biliyorsun literatürdeki adı mincane fındık. Evet. Herkes farklı bilir ama sarı fındık derler, sarıca fındık derler. Onun adı da mincane fındık. Onun da en iyi tozlayıcıları karayağlı fındık. Karayağlı evet. Yani birbirini tamamlıyor. Yani eskilerdeki büyüklerimiz aslında haklıymış yani. Bahçe, kırkambar dediğimiz şeyde kırkarman, kırkambar gibi söylemler vardı. O konuda da haklılarmış diyelim. Ve birazcık da
İşin diğer tarafına geçelim Kadir abi. Şimdi dedik ki toprak analizimizi yapıyoruz, işte budamamızı yapıyoruz, ilaçlamamızı yapıyoruz, işte farklı şeyleri yapıyoruz ama bu bahçede yenilikçi olarak düşündüğün bir sistem var mı? Özellikle mesela çünkü şöyle, bizi yoran şeyler hep maliyet. Evet. Hep biz bunun hesaplarını yapıyoruz. Hani ben bu bahçeye baktığım zaman dedim yani bir Samsun görüyorum ama Samsun'da da bir fileli hasat durumu var. Yani onu gördüğüm zaman mesela benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü yani 100 dönüm yeri mesela 3 kişi rahat adam, adam işte eşi, hanımı, çocuğu 3 kişi rahat rahat topluyor mesela. Yani böyle bir şeyi burada geliştirmiş düşündün mü? Var mı kafanda yeni bir şeyler? Biz denedim. Normalde araştırdım o işi, yapacaktım o işi ama hem şu an maliyetlerin biraz yüksek hem de burada şimdi biz bayağı uzak olduğumuz için burada hırsızlık konusunda pek mücadele edemeyiz diye o şeye pek girmedim ama ya fındığın yere temas etmemesi için çok güzel bir uygulama. Araştırdık, şey yaptık ama bir de şeyin büyük olması, maliyetlerin biraz fazla olması şu an bizi bir geri plana attı ama yine araştırıyoruz. Eğer olursa uygulayacağız burada yani. Çünkü fındık yere düşüyor. Biz bu diye sınıfında komple dökülmesini bekliyoruz. Hiç dala dokunmuyoruz. Komple yere dökülüyor. En son başlıyor fındığın şey olmasına. Bu ister istemez 15-20 gün yerde toprakla temas ediyor. Bu da ilerleyen zamanlarda bize fındık içinde bir çürümeye şey yapıyor. Randımanı düşürüyor. Aslında öyle bir şeye ihtiyacımız var. Ama şu an araştırıyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlarda onu yapacağız. Valla benim öğrendiğime göre tabii şimdi yeni yıla girdik. Yeni asgari ücret de açıklandı falan ama o bir de yukarıda çıkmıştır enflasyonla beraber. Evet. En son metrekaresi 2 lira mıydı? 2 lira evet. 2,5 lira mı neydi? Evet. Şimdi son güncel şeyler ne kadar oldu bilmiyorum ama yani aslında ufak bir yerde bile olsa hani böyle yol kenarına çok yakın değil de bahçenin birazcık daha hani böyle çok fazla ulaşılamayacak yerlerinde denesen olabilir ama işte bir şey de oluyor mu mesela fındık zamanı böyle hayvan atmaları falan oluyor evet, mu komşularda? Evet, hayvanlar da oluyor. Evet, hayvan atmaları oluyor. Hayvanlar avluya atıp içe giriyorlar. Bu sefer hem fileye zarar verecekler hem fındığa zarar verecekler. Onun için şu an bir bekliyoruz yani ama ilerleyen zaman inşallah onu şey yapacağız. İnşallah olur çünkü yani hani ben Samsun bölgesinde dolaştığımda fileyle hasat çok yaygın. Çok güzel. Çünkü ya orada da bir avantaj var şöyle yani yolu takip ediyorsunuz. Sadece adamın yerine gidiyor. Evet. Yani mesela kapama yer mesela 100 dönüm hani sadece kendi arazisi. Evet. Orada tabii Ağustos'un 5'inde mesela fileyi seriyorlar. Evet. Eylül'ün 5'i 10'unda fileyi topluyorlar. Evet. Sirkele topla. Yerle temas etmiyor. İşçilik az çünkü en büyük maliyetlerden biri işçilik. Evet. Yani mesela bugün bir işçi tutsan 400 lira versen yok. Tabii. Yani yok yani işçi de yok. Mesela şimdi buraya kireç attıracaksın veya işte gübre attıracaksın. Evet. Mesela ne kadar abi mesela şu anda güncel rakamlar? Şu anda fiyat 350 lira yövmeye. Ocak dibi kazdırmak, kireç attırmak ama biz çoğunu kendimiz uyguluyoruz. Kendi şeyimiz var. Kardeşlerim, eşim, dostum, arkadaşlarım var. Beraber yapıyoruz. Şu an o şeyde bir yövmeye şeyimiz yok. Biz kendimiz hallediyoruz o işi. Fındık toplamayı da üflemeyerek topluyoruz. Üflemeyle. Sağlı sollu üflüyoruz ortaya fındığı. Ondan sonra çuvala doldurup hamura getirip fındığı şeye vuruyoruz. Makineye vuruyoruz. Yövmeye de pek şeyim yok. Bir sıkıntı yok Allah'a şükür ama dediğim gibi o file olayında tek kafama güzel gelen şey fındığın toprağa temas etmemesi ve oradan bir şey almaması. Fındık daha güzel cam gibi duruyor. Daha randımanı güzel çıkıyor. O şeyi çok iyi. Yani umarız ki yani bu yeniliği de getirsin. Evet, çünkü şu an Karasu'da bunu yapabilen bir çiftçi yok. Yapan yok. Yapabilen demeyelim de yapan yok. Evet. Ve tabii bir de yani değerli izleyenler bahçenin şeyi çok önemli. Yani şimdi burası yani yapacağınız her işe uygun. Yani burada istediğin gibi hareket et. Evet. Bir defa şöyle, ya ilaçlama yapacaksın, hortum çekme derdin yok ya. Traktörle gir buradan. İster böyle git, ister böyle git, ister yandan çapraz git. Yani böyle de baksak aynı, böyle de aynı, böyle de aynı. Burada istediğin gibi, istediğin tarzda ilaçlamanı yap, gübrelemeni yap. Hatta kireci böl ocağın etrafına burada işçilik yapmana bile gerek yok. Orta istiyoruz. Yani traktörün arkasına o da var, koy. Traktörle dolaş, at. Aynen, evet. Yani zaten işçilik çok kolay. İşçilik çok kolay ki yani geçtiğimiz yıl yani 2022 yılının hasadında yani bu bölgede mesela 300 liralar, 350 liralar yani fındık toplatmak için paralar ödendi. Ve bulamıyorsun işçi. Ve bulunmadı. Evet, bulamadı. Yani en son şöyleydi. Kasım'ın 15'i falandı. Evet. Yani yüksek taraflarda, Kurudere'de hala fındık toplayamazdı. Evet, vardı. Yani çünkü ne işçi yoktu. O da çok ciddi bir problem. Tabii senin bu bahçede istediğimiz her işi yapabiliriz ama bir Kurudere'de, bir yukarı taraflarda, eğimli yerlerde bunu yapmak çok zor. Ha gerçi şöyle yine ben bu yıl hasatta Trabzon'daydım belirli bir dönem. Orada bile eğimli yerde bile fileyle hasatı gördüm. Evet. Orada da şöyle bir şey vardı. Hani
Karadeniz insanında biraz mucitlik vardır. Evet. Mesela eğimli bir yerdi. En aşağı bahçenin bittiği yere böyle yüksek bir file germiş. Hı-hı. Hani yan taraflardan. Hı-hı. Yukarıdan aşağıya akın. Sallıyor. Hı-hı. Ufak da bir üflüyor. En son fileye çarpan filenin dibinde evet. duruyor. Akşam gidiyor. Topluyor ve diyor ki yani ben diyor kendimce diyor böyle bir yol izledim. Evet. Bu da çözüm yolu. Evet. Hani bunlar da yapılabilir. Yani imkansız diye bir şey yok. Evet. Hani bizim topraklarımızdaki fındıklarımızda böyle diyebiliriz. Evet. Ve Kadir abi şöyle şimdi dedik ki sen hani burayı 5 yıldan beri yapıyorsun. 5 evet. kilo olan fındık verimini 10 kiloya kadar çıkardın. Çıkarttık, evet. Mesela yani Ocak başı 10 kilo aldık. 10 kilo aldın. Yani buradan da şu sonuç çıkıyor realizene. Burada dönümde bir 50 Ocak olduğunu varsayıyorum. Evet. Ki birazcık daha sık gerçi şey olabilir ama yani bu şu demek. Dönümden ortalama bir 500 kiloya kadar evet. bir fındık alıyoruz gibi geliyor bana. Evet. Doğru mu? Yani bu Aynen. rakamlar. Ve bu sene 25 dönüm 1000 Ocak fındıktan 135 çuval fındık aldık buradan ve 53 randuman, deniz sabah ince kabuk, cam gibi altın gibi parlıyor zaten. Çok güzel bir verim aldık yani buradan. Allah abi yani çünkü şimdi geçtiğimiz programlarda da söylüyorum hep. Evet. Ya diyecekler ki mesela ya Umut Bey sen de verim yüksek çiftçileri ziyaret ediyorsun falan ama ya ya şöyle iyi ekranlara getirmek evet. gerekiyor. Yani çünkü şöyle ya bu bir örnek. Yani teşvik, siz de böyle yapabilirsiniz. Teşvik yani evet. Şimdi maalesef çiftçilerimizin hani birçoğunda şey var hani bir isteksizlik var. Ya işte baksam da ne olacak, etsem evet. de ne olacak. Ya hayır kardeşim bakınca oluyor işte. Evet. Ya. Ben arkadaşlarım öyle diyor bana zaten. Senin bahçen çok güzel bakıyorsun, karşını alıyorsun. Bizim bahçe iyi değil. Abi diyorum sen de yap aynısını ver alırsın. Ama vermiyorsun ki sen bırakıyorsun kendi haline fındığı. Fındıktan fındığa tırpanını yapıp fındığını alıyorsun. Bu sefer olmuyor yani. Verdiğin zaman mutlaka karşılığını mutlaka görürsün. Yani şöyle bir şey var zaten yani vermeden almak Allah'a ha, mahsus. Tamam. Yani... Biz de teşvik ediyoruz yani böyle fotoğraflar çekiyoruz, videolar atıyoruz şeye internet sitesine. Oradan hmm. bakıyorlar, takip ediyor, bakıyorlar. Onlar da bir inceden de olsa bir teşvik oluyor ama inşallah daha da iyi olur yani. İnşallah yani biz de öyle olmasını umuyoruz. Çünkü dediğim gibi Karasu bölgesinde ya benim şu ana kadar gördüğüm hem dikim sistemi açısından hem de evet. bahsettiğin verim açısından hmm. İlk üçümde. Evet. Hatta şu anda birinci favorim. İki de üçte vardı ama burayı görünce onlar da geçti. Yani tebrik ediyorum abi seni. Yani gerçekten güzel bir bahçem var. İyi bir çalışmam var. Evet. Verdiğin emeğin karşılığını da alıyorsun. Yani burada şunu da söyleyebiliriz. Yani ya işte maliyetler arttı. İşte gübre şöyle oldu. İşte ilaç böyle oldu. İşte yevmiyeler böyle oldu. Yani hep konuştuğumuz şeyler. Ya tamam kardeşim de fındık da gidecek. Evet, yani tabii, o da tabii. gidecek. Ve evet. bir de tabii bu tarz bir bahçeniz olduğu zaman işçiyle daha az para ödüyorsunuz. Evet. Şimdi bu yıl yani gübrenin tonu 15-16 bin liralarda evet, olacak. Evet, ki evet. yukarıya doğru yine bir hareket olacaktır. Yani bu bahçeyi ne vereceksin? 2 ton gübre verdin. Kardeşim 30 lira olsun. Evet. Yani yani 10 ton topladığın bir bahçeden de 2 tonunu evet. Yani mübarek yani bahçeni ayır ya. Evet, evet. 2 tonunu bahçeni ayır. Evet. Yani hep böyle al al evet. al değil yani. Buna evet. birazcık hizmet edelim. Evet. Fındık nankör bir ürün değil yani. Aynen. 10 tonluk bir bahçenin 2 tonunu gübresine, ilacına, işçiliğine ya 3 tonunu verdin Hı. diyelim. Yani 10 ton fındık bugün Hı. fındık diyelim 50 lira. Evet. 500 lira yapar. 2 tonunu verdin 100 bin lira. Yani evet. 400 bin lira para kazandın. Yani bunu Hı. bir ticaret olarak düşünürsen ya yani şöyle düşün abicim. 100 bin lira koydun 500 bin lira aldın. Aynen. Şu evet. anda bunu yapan bir ticaret var mı? Yok. Yok. Yani yok. Evet. Doğru mu? Yok. Yani o yüzden yani bunun bakımını, isteğini yapalım. Bir de tabii Kadir abinin de bahsettiği bir şey vardı. Her şey zamanında. Evet. Yani mesela şimdi ilkbaharda fındıklar mercimek iriliğine ulaştı. İlk yapraklanmalar oldu. Evet. Burada bir direkt kozalak akarıyla mücadele yapmazsan evet. olmuyor. Yani bunun mesela bir günü var. 15 gün. O için o gün içerisinde yaptın yapamadın. Evet. Ondan sonra yapacağın uygulamanın da bir anlamı yok. Yani tarımdaki olayımız bu. Evet, zamanla. Değilim. Evet. Ve Kadir abi şöyle arkada bir ocağımız var. Oradan birazcık likenlerden bahsetmiştik ama evet. bir takım böyle beyaz noktalar evet, da var. Evet. Şeyler de var. Hı-hı. Birazcık da onların üzerinde konuşalım. Zaten vaktimizin de hemen hemen sonuna doğru yaklaşıyoruz. Birazcık da onların üzerinde konuşalım. Ve daha sonra da programımızı kapatalım. Bu güzel fındıklık bahçesine Hı-hı. fındık bahçesine de veda etmek istemiyorum ama daha çok böyle ekranlara gelsin istiyorum. Çünkü oldukça güzel. Şimdi neden bu ocağı tercih ettim? Olayı şu, şu arkalarda da var. Ama bu ocak hepsinden daha güzel benim gözüme. Sebebi şu, her dalın kendine ait bir yaşam alanı var. Evet.
Şimdi hep bahsettiğimiz olay bu. Bakın ben dalı elimle kavrayamıyorum. Bakın şu dalı elimle kavrayamıyorum. Yani bu dalın bana fındık vermeme şansı, yani evet, iklimsel bir sıkıntı olmadığı sürece yok yani. Evet. Şu daldan fındık almama şansım yok. Bakın bütün dallarında uç budama sistemi çalışmış. Evet. Uç budamaları yapılmış. Arkadaki dalda var, o dalda var. Yani her dalda bir yıllık sürgün patlatmış. Evet. Yıllık sürgün varsa zaten fındık var. Evet. Olay bu. Sadece ufak tefek uç budamalarında bazı yerlerde kesim hataları var. Evet. O da yani profesyonel, artık yani iyi bir kesimci olduktan sonraki evet, işler yani zamanla evet, görülecek şeyler. Şimdi her canlının, her dalın kendine ait bir yaşam alanı var dedik. Şimdi Kadir abi birazcık bahçe konusunda takıntılı bir insan. Evet. Onu da fark etmişsinizdir bu dikimden vesaireden. Şuradaki beyaz lekelere takıldı. Yani evet, bunların gitmesini istiyor. Böyle cam gibi parlamasını istiyor. Bunlar az önce size gösterdiğim sarı likenlerin daha sonraki iklimsel olarak beyaza dönmüş hali. Evet. Bunu da zaten kullanacağı ürünle tertemiz yapacak. Ha bunun fındık açısından, verim açısından bir zararı var mı diye sorarsanız çok büyük bir etkisi yok. Ya bunlar neredeyse her fındıklık bahçesinde, her dalda görebileceğiniz evet, işlemler diyebiliriz. Onun haricinde hiçbir problem yok. Ocağımızın içi boş. Tabii buradan şimdi bir iki dalı daha alabiliriz evet, diye düşünülebilir ama evet, şimdi şöyle, her bahçe kendi içinde bir olayı gerektiriyor. Her bahçenin farklı bir hikayesi var diyoruz ya Kadir abi. Şimdi biz diyoruz ki mesela bir ocakta 5-7 dal, 4-6 dal olmalı diyoruz veya dönümde 250-300 dal diyoruz. Evet. Ama mesela şimdi bu genişlikte, bu sağlıklı bir ocakta mesela 2-4-6-8 tane dalımız var. Hı hı. Yani mesela şöyle, ben buradan dal kesmem. Evet. Çünkü bu ışıklanma evet, her türlü ocağın bütün dallarına geldiği için mesela bir ocakta 8 dalda kalabilir. Evet. Hı hı. Yani adede takılmayalım. İlla 4, illa 5. Yani bu o değil. Çünkü sıra arası ve sıra üzerleri gayet geniş. Bütün güneşlenmeyi ocağımızda gayet bir şekilde çekebiliyor. Evet, o nedenle herhangi bir problem söz konusu değil. Yani illa bunu 4 yapalım, 5 yapalım gibi düşünmenin bir evet, mantığı yok. Yok. Hani burada bu kalabilir. Ha bu tercih meselesidir. Ben birazcık daha keseyim dersen, hani ortadaki dik olanı alabilirsin ama bana sorarsan onlardan ziyade birbirine daha çok kütükleşmiş olan, bak aynı kökün üzerinde iki dal var. İkisinden birini tercih edebilirsin. Ama bence hiçbirine de gerek yok. Gayet iyi bir şekilde. Sadece şuralarda ufak tefek şeyler var. Mesela şimdi senin buraya toprak doldurma sebeplerinden bir tanesi de yıllardan boyu gelen yanlış kesim hataları. Evet. Çünkü bakın burada eğik kesiyoruz. Yani bunu toprak seviyesinden düz bir şekilde kesmemiz gerekiyor. Ve bir de tabii belirli bir dönemden sonra sürekli bir budama hatalarından dolayı ocaklar birbirini kütükleşmiş. Yani evet, aynı kök üzerinde ikili üçlü çıkmış. Evet. Bunun sebeplerinden bir tanesi de şu, yandan gençleştirirken hı-hı, topraktan çıkanı değil kökten çıkanı bırakıyoruz. Evet. Aslında almamız gereken pit sürgünleri dal olarak bırakıyoruz. Evet. En büyük hatalarımızdan bir tanesi de bu. Hı-hı. Bir de sizin de yine böyle bir dalınız varsa, mesela yandan mesela şu en az bir 4 yıllık falan, 3 yıllık falan. Mesela bunun da uçlarından budama evet, yapmakta ciddi katkı sağlayacaktır. Bakın 1, 2... Yukarıya doğru çıkıyor. 3, 4, 5. Bakın şu dalın üzerinde 5 tane en az biri 2 yaşında, diğerleri 3 yaşında olmak üzere yıllık sürgünler var. Mesela bu yıllık sürgünlerin üzerinde de budama yapabilirsiniz. Bunun için uzun makasları tercih edebilirsiniz. O da gayet iş görecektir. Her yaptığınız uç budaması da size verim olarak geri dönecektir. Yani uç budaması yapmaktan korkmayın. Yani bu şu demek. Ya kardeşim, ya ben kesmeyi bilmiyorum. Ya çok basit ya. Dene kardeşim. Evet, 10 ocağında dene. Evet. Yani kendi bahçenin mühendisi kendin ol. 10 ocağında dene. 5 ocakta dene. Ya 2 ocakta dene. Evet. Veya bir sarı fındıkta dene, bir çakıldakta dene. Çünkü onun iklimi, güneşlenmesi vesairesi farklı olabilir. Evet. Yani fındık çeşitlerinde de dene. Kendine göre bir yol çiz. Ve bunu bahçede geliştir. Sonra Kadir abi gibi gel buraya de ki, kardeşim de ben de dönümde de işte 500 kilo fındık alıyorum. Evet. Ocağından 10 kilo alıyorum diye burada anlat böyle göğsünü gere gere. Evet. De ki fındıkçı benim de yani. Evet. Bu kadar basit. Doğru mu? Evet, aynen. Evet. Peki Kadir abicim, programımızın sonuna doğru geldik. Çok teşekkür ediyorum. Bizi misafir ettin böyle bir güzel fındık bahçesinde. Bizi ağırladın. Bize bir görsel şölen yaşattın, izleyicilerimize de. Gerçekten dedik ki bir fındıklık bahçesi nasıl olmalı derseniz, Karasu da işte böyle Kadir abinin fındıklığı gibi olmalıdır. Evet. Diyebilirim size. Kadir abicim, var mı son olarak eklemek istediğim bir şeyler? Senden rica edelim. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Böyle program yaptığınız için çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz Kadir abicim sana. Tekrar bizleri misafir ettin, yerini de ağırladın. Umarım izleyiciler için de faydalı olur, bir program olur, olmuştur. İnşallah güzel, teşvik olur. Evet, inşallah teşvik olur. Evet. Güzel, faydalı bir program olmuştur diyelim. Peki, çok teşekkürler abicim. Teşekkür. Değerli izleyenler, Derdimiz Fındığında bu hafta sonuna geldik. Siz değerli izleyicilerimiz için Karasu'da, Sarıcı Ali mevkinde güzel bir fındıklıkta böyle sanki Avrupa'daki bir fındık bahçesinde yürüyormuş hissiyatında ama ülkemiz topraklarında olduğunu bile bile gururla bir program sundum. Göğsümü göre göre anlattım. Verim yüksek bir bahçe, dikimi güzel bir bahçeydi. Hastalık zararları üzerine konuştuk, verim açısından konuştuk, tozlama ve döllenme biyolojilerinden bahsettik. Umarım sizler için de tekrar faydalı bir program olmuştur diyelim. Haftaya farklı bir fındık bahçesinde görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.